Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Burak abi bunu yaparım ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk bölüme deli gibi like ve deli gibi yorum geldi, deli gibi görev geldi arkadaşlar. Gelecek bölümlerde ne yapmamı istiyorsanız şu anda yorumlara Burak abi bunu yapar hashtag ile yazabilirsiniz ne yapmamı istediğinizi veya Instagram'dan da fotoğrafların, videoların altına arkadaşlar yazabilirsiniz. Bu bölümde iki tane görevimiz olacak. Geçen göreve göre, yani geçen videoya göre biraz daha az olacak arkadaşlar. İlk görevimiz benim YouTube partner şirketim değişti arkadaşlar. Türk bir partner şirketine girdim, böyle kafam rahatladı diyebilirim. Gizze'ye geçtim. Gizze'nin CEO'su İbrahim abi bana şunu dedi. Buğra dedi, çok güzel bir çizgi roman çıkardın. Bilenleriniz var, bilmeyeniniz var. Bir çizgi romanım var arkadaşlar. Buğra Akar Kayıp Kılıç diye. Bunu dedi, git dedi satın alanların birisine dedi. Sen dedi götür dedi, kargocu ol dedi. Ya ben dedi çok güzel olur. Yani Buğra Akar bunu yapar da bunu yap dedi. Ben de tamam yapacağım dedim. Geçen yayındayken evime yakın bir yerden satın alınmış çizgi roman. Ki ben yakın sanıyordum. Zaten videoyu izleyince anlayacaksınız. Ve ben de tamam dedim, bu arkadaşa bunu yapayım dedim. Yunus Emre dedim. Ben gidip kendim götüreyim dedim arkadaşlar çizgi romanı. Ve bakın bakalım nasıl oldu. Yani onun tepkisini izleyelim. Arkadaşlar adres bana yakın sandım. Yürüme çıktım. Meğersem adres bayağı bir uzaktaymış. Google'un kendi uygulaması bulamıyor adresi. İnternetteki search'ten adresi bulabildi. O da şöyle yaklaştığımı gösteriyor. Yani yakın sanıp yürümek en büyük hataydı benim için. Bayağı bir yürüdüm. Şimdi ne kaldı? Şimdi apartmanlara tek tek bakacağım. Gerçekten kargoculuk da zor işmiş. Bunu anladım burada. Şimdi bakayım inşallah Yunus Emre'yi bulabileceğim. Hadi bakayım aramaya devam. Arkadaşlar Yunus Emre'nin evini zor olsa da buldum. Alttaki çocuklar yardım etti bana. Şimdi 5. kata doğru çıkıyoruz. 1, 2 burası. İnşallah doğru zile basarım. Kargo. Merhaba. Evet. Yunus Emre burada mı oturuyor? Evet. Yunus Emre? Beni mi izliyordu? Gel. Çok seni izliyor. Evet, seni izlerken Yunus Emre'yi yakaladım. Yunus Emre sen ışığı açsana, kamerada gözükmeyecek. Şimdi Yunus Emre, çizgi romanı Akçaabat'tan dün sen almışsın dün akşam. Bana öyle dediler. Sen getirir misin dediler bana. Şöyle biraz daha böyle yaklaşacağım çünkü ışık gözükmüyor. Az önce bütün katları dolaştım. En son sizin katı buldum Yunus Emre. Çizgi romanın şey mobil uygulama da var. Göster. Göster, göster, göster. Yunus Emre tam bir K'cı. Dur. Tam bir K'cı olduğun için. En son senin hediyeleri görmüştüm. Valla. Sizden gelen hediyeler aldım o zaman bir yıl önce. Şimdi şunu bir tut. Şimdi bir saniye. Yunus Emre tam bir K'cı olduğu için bunu sen taksana, ben sana batırırım bunu büyük ihtimal. Bir K logosu verelim ona. Nasılsın Yunus Emre, iyi misin? Şaşırdın vallahi mı? Vallahi ayaklarım titriyor. Dün aldın, yayında aldın. Evet, yayında aldım. Arkadaşlar videomu Yunus Emre'yi buldum. Çizgi romanı aldık. Göster çizgi romanı Yunus Emre. Umarım beğenirsin, bakacağız dedi bana. Şansa tam beni izlerken yakaladık. Öyle, kendine iyi bak diyorum. Tam bir K'cısın. Çak. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar size sadece şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle kurgu hiçbir şey yok. Bunun senin hiçbir şekilde haberi yoktu. Ayarlasak bu kadar olmazdı ya. Yani kapıyı açıyor ve elinde telefonda beni izliyor. Kulağında kulaklığı ve bir anda beni karşısında görüyor. Ki benim başıma gelse ben de şok oldum. Zaten o da bir şok oldu. Hafif böyle dondu kaldı arkadaşlar. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Ki bunu sadece Trabzon'da yani bunu yapmaya devam edeceğim ama sadece Trabzon'da değil. Sizlerin de şehrinize gelebilirim arkadaşlar. Her an bir kargocu niyetine Buğra Akay'ı kapınızda görebilirsiniz. Onu sizlere söyleyeyim. Diyeyim öyle o şekilde. Şimdi ikinci görevimize geldi sıra arkadaşlar. Beni bilenler biliyor. Böyle Fatma Turgut'u çok sevdiğimi, model grubunu bayağı bir sevdiğimi, takip ettiğimi. Modelden sonra Fatma Turgut kendi solo kariyerine devam ediyor. Biz Fatma Turgut'la Ankara Marka Festivali'nde tanışmıştık. O günden beri iletişim içindeydik. Bana birkaç kişi yazmıştı hani biz sanatçıyı trolle, trolle sen nasıl trollersin, nasıl olur diye. Ben de Fatma Turgut'un benim doğum günümde konseri vardı. Doğum günümde kalktım İstanbul'a gittim arkadaşlar konser için. Hem onu canlı da dinlemek çok istiyordum. Ve soundcheck'teyken ben de bir onu trolleyeyim dedim arkadaşlar. Sahneye çıkayım, şarkıyı söyleyeyim dedim. Ama bakın bakalım nasıl oldu, nasıl söyledim. İzleyelim. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.
göz yine bütün güneşi üstüne. İlkinden daha fazla dinlenecektin. Tamam. Sen beni gün sanatçıyı görmedin. Neyin hasarını yapıyorsun? Yazıklar olsun. Arkadaşlar şu anda yüzünüze bakmaya utanıyorum. Tamam, bir şarkı kötü söylenir de bu kadar kötü söylenir mi? O kadar da berbat değil sesin. Tamam yani kötü ama o kadar da değil. Hani orada trolleme amaçlı gaza geldim, ne kadar berbat söyleyebilirim dedim. Ki zaten Fatma Turgut ve ekibi dayanamadı. Sahneyi terk etti gördüğünüz gibi. İlk öncelikle buradan Fatma Turgut'un kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayatımda görebileceğim yani en mütevazi insanlardan bir tanesi. Ardından menajeri Bruce Willis, Güray abiye çok teşekkür ediyorum. Orkestrasına yani ekibine, Egemen abiye, sonra Hüseyin abiye, İki tane Ozan abime çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten güzel oldu. Ve aslında biz bu videoyu çift kamera çekmiştik. Ne yazık ki benim hafıza kartımda olan bir problemden dolayı ana kameranın görüntüleri gitti. Allah'tan bu görüntüleri kurtardım. Bu çekimlerde de bana yeni MC'nin Giza çok yardım etmişti. Onlar ayarlamıştı her şeyi, böyle kamerayı. Ama ne yazık ki olmadı. Belki Fatma Turgut'tan başka bir video çekeriz. Yani o sırada telafi ederiz diyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görevleri altı yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ama gerçekten trolleme amaçlı, tamam sesim kötü ama cidden bayağı bir abartmışım ben de videoyu izleyince. Onun da farkındayım. Fatma Turgut'un kanalında şu anda ekranda var. Orayı tıklayıp ona gidebilirsiniz. Ve Aslan Max'a ben yeni bir video çektim arkadaşlar. Eğer onu da izlemediyseniz şu anda ekranda ona da tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.